baş ağrımızı getirmek isterken yaptığımız bir takım hatalar var. Önemli bir konu bu hatalara dikkat çekmek istiyoruz. Her baş ağrısına buz konulmaz. İlki buz koymak sadece migren ağrısında işe yarıyor. Evet. Ama mesela eskilerden hep kafamızda şöyle bir görsel vardır ya bir buz poşetini tam tepe çakrasının olduğu yere koyup rahatlamaya çalışırız. Bu şu an güncel yöntemler arasında değil mi peki? E şimdi şöyle bir şey var tabii. Şimdi migren en şiddetli ağrı. O yüzden bütün o gördüğün görseller, resimler migren ağrısına yönelik yapılmış görseller. Hmm. Tabii ki migrende buz çok işe yarıyor. Çünkü mantık şu, migren ağrısı en şiddetli ağrı olduğu için en büyük, en çok ondan müzdaribiz biz. Evet, evet. Yani dört <laughs> kadından birinin migreni var. Yani şu yüzde elli ağrının yarısı migren. Hmm. Halbuki 287 tane baş ağrısı tipi var. Düşün 287 tane baş ağrısı tipinden migreni çek... <laughs> %25. Hmm. O kadar sık. Şimdi migrende mantık şu damarlar genişliyor. Etraftaki beyin dokusuna baskı yaptığı için ağrıyı artırıyor. Anladım. Şimdi sen buzu koyduğun zaman bir. genişleyen damar daralıyor. Büzüşüyor. Yani mesela migren hastasının fazla saunada durma. Fazla sıcak hamamda hmm. durma deriz. Niye? Çünkü sıcakta gevşeyen hmm. damarlar genişler. Genişleyince ağrının tetiklenme şansı vardır. Ama tam tersi mesela gerilim ağrısı olan bir kişiye çünkü kaslardan kaslar sertleştiği için gerilim halinde. İyice arasında, buz koymak. Buz koyma ki daha da kötüleştirir. Hmm. Tam tersi onda da hani sıcak bir ortam, sıcak bir e, torba koy ya da ısıtıcı koy ya da git bir sıcak ortamda gevşederiz. Yani kaslar ancak sıcak karşısında gevşediği için ...o zaman daha rahatlama şansın oluyor. Ama migren için buz koymak buz ko hakikaten çok etkili. Migreni zaten e, az sonra detaylı konuşacağız. Zaten migrenle ilgili minik bir testimiz de var. Baş ağrımız migrene dönmüş mü, evet. kronikleşmiş mi diye konuşacağız. Baş ağrısı sırasında yürümek ya da koşmak işe yaramaz. Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı ve sakinleştirici kullanımı... ...beyin kanaması ya da mide kanamasına bile neden olabilir? Burada biraz duralım. E şimdi zaten migren hastası der ki yani ben yürüyemem ki, koşamam ki... ...hareketle kötüleşir migren ağrısı diğer ağrılar da şimdi senin gerilim ağrın var ya da ne bileyim işte uykusuzluğa bağlı bir ağrın var. Ha dur ben bir yürüyüş yapayım dediğinde koşamazsın. Evet. Ama ne yapabilirsin? Açık havaya çıkıp oksijen alma. Şimdi ben zaten hep onu söylüyorum. Yani sizin bir migren atağınız varsa ya da bir baş ağrısı atağınız varsa önce vücudunuzu gevşetmeniz lazım. Gevşetmek için de oksijen çok önemli. Şimdi gelelim bu ağrı kesici işlerine ya da sakinleştirici evet, 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 evet. işlerine. Şimdi ağrı kesiciyi haftada birden sık alıyorsanız Orada kendinize bir soru soracaksınız. Bu iş kötüye gidiyor demektir. Hmm. Haftada biri geçmemek gerekiyor. Niye geçmek gerekiyor? Şimdi zaten aldığınız ağrı kesici midenize bir zarar veriyor. Karaciğerinize yükleniyorsunuz. En basit parasetamol alsanız karaciğer yetmezliği bile yapabiliyor. Hmm. Yani en basit dediğimiz ağrı kesici Aldığınız hiç... Bunun hiçbir zararı yok yani alabilirim dediğin, diye düşündüğümüz bile... karaciğer yetmezliği yapabiliyor. Ani karaciğer yetmezliğine girebilirsiniz. Ama bu haftada birden fazla kullandığımızda mı geçerli şimdi, diyelim? mümkün olduğunca zaten ağrı kesici almayın. Almıyoruz. Bunun çözümü yani benim başım neden ağrıyor çözümünü bulmak lazım. Doğru, şimdi doğru. sen sürekli aç kalırsan kahvaltıyı atlıyorsun gün boyunca koşturuyorsun. E mümkün değil baş ağrın olmaması. E, şimdi baş ağrın var diye ağrı kesici almak yerine... ...beslenme düzenini bir toparlaman lazım. Tamam, evet. Önce ya da hiç su içmiyorsan... ...mümkün değil baş olmaması. Doğru. Onları çözmen gerekiyor. Şimdi ağrı kesici haftada birden sık aldığında... ...mide kanaması... ...beyin kanaması bile yapabiliyor ağrı kesiciler. Bakın bunlar çok önemli. Karaciğer yüklenmesi... ...hepsini bırak. Haftada ikiyi geçtiğin anda artık senin... ...ağrı kesiciye alışan beynin... ...onu almadığında baş ağrısı üretmeye başlıyor. Hmm. Diyor ki bana bu ağrı kesici ver... Bunu, biz buna ağrı kesici baş ağrısı diyoruz. Hmm. Yani onun için ağrı kesicileri ağrım var diye daha su alırsanız evet. tam tersine ağrınız artar. Bir de bir de ona bağışıklık da kazanıyorsun. Bu sefer daha Aynen. güçlüsünü alıyorsun. Aynen. Daha sertini almak i̇şte istiyorsun. Bu. Kesmiyor beni diye düşünüyorum Çok çünkü. kötü bir yola doğru girersiniz. Yani haftada bir sınırımızı hiçbir zaman geçmemek geçmeyeceğiz. Lazım. Eski bir yöntem. Başa patates bağlamak baş ağrısını kesmez. Kes, kesen, Şimdi kesen. biliyorsun, yani benim teyzemin e, migreni vardı hiç unutmuyorum çocukken. Başına bir tülbentle patatesi bağlardı, iyice sıkardı tülbenti, ağrım geçsin diye yatar dinlenirdim. Çok özür diliyorum. Bu noktada 1865 yılında baş ağrılarıyla alakalı yapılan bir tedavi yönteminin görseli de lütfen ekranlara ya, gelsin çünkü hocamızın konuşuyla biraz biz, bağlantılı. Biz e, öğrenciyken hocalarımız bize bu görselle başlardı baş ağrısı tedavisini. Yani düşünebiliyor şey musun? Burada? burada başına çekişle çekişle vurup aslında başka bir tarafa ağrıyı yönlendiriyor. Yani senin şimdi mesela başın ağrırken elini kessen baş ağrın geçer elinin ağrısıyla uğraşmaya başlarsın. Ama boş mu bu yapılır mı? İşte başının <laughs> ağrısı ya çok enteresan yöntemler var. Yani mesela kafasını tersten aşağı bacaklarını tersten aşağı asan insanların resimleri var. Bacaklar yukarıda kafa aşağıda baş ağrısı olanlar falan. Çok mesela Hindistan'a gidelim mi? Hintlilerin baş ağrısı çözümlerine şöyle bir hızlıca bakalım mı eğer ya. hazırsa? Yani baş ağrısı Şimdi, dahil hayatındaki her şeyi unutmuş olabilir o manevralardan sonra. Çok tehlikeli sonra. mesela orada damarlarda şuradaki damarları yırtabilir, yani koparabilir. Bu hareketler ani hareketler özellikle boyundan geçen damarların yırtılması için çok tehlikelidir. Peki e, o zaman doğrularını sizden öğrenelim. Güncel yöntemler neler? özellikle de baş ağrısı çektiğimiz zaman kendi kendimize uygulayabileceğimiz ya da bir sevdiğimiz ailemizden birisine uygulatabileceğimiz bir masaj yöntemi bir nokta. Nedir hocam? Onları kopyalım. Şimdi bak ben gelen hastalara diyorum ki ağrı kesici almadan önce baş ağrınız mı geldi? Önce bunları yapın. Ağrınız rahatlamıyorsa ağrı kesici alın. Hastalar bana diyor ki evet. ama hocam hiç rahatlamıyor. Hayır sen bunları gerçekten bilinçli bir şekilde düzgün yapmıyorsundur. Ya da olacağına inanmıyorsundur, ilgilenmiyorsundur. Evet. Hemen ağrı kesiciye sığınıyorsunuz. Şimdi bak ağrın başladığı anda hemen camını açacaksın önce. Temiz hava mı alacaksın? İçeriye bir oksijen girecek. İkincisi hemen su içeceksin. Hmm. Üçüncüsü ben aç mıyım diye kendine soracaksın. Bir şeyler atıştırman gerekiyor. Çünkü bazen şekerin düşmesi de baş ağrısına biliyorsunuz. İşte özellikle e, şu anda Ramazandayız mesela oruç onu da konuşuruz belki. Hani oruçlu dönemde ne yapmak Daha lazım da sık diye. da Üçüncüsü şimdi sen suyunu içtin, e, e, açtın, bir şeyler atıştırdın. hala şey. Hemen derin nefes alma egzersizine gireceksin. Çünkü baş sırasında vücut sempatik sistem yani stres hormonu salgılamaya başlıyor. Senin önce bir beynini rahatlatman lazım, sakinleştirmen lazım. Ne şey, demek bu? Beynine oksijen gitsin diye bir şey Heh, vardır ya o işte mu bu, hocam bu? İşte hmm. bu. Derin nefes alacaksın yani camı açıp Hı. derin nefes egzersizi. Parasempatik sistemin aktivasyonu yani sakinleştirici sistemin devreye girmesi. İşte dörde kadar alıp dört saniye tutup dörde kadar sayıp dörde kadar verin diyoruz ya. O burundan mı hocam onu bir iyice Hı. detaylı söyleyeyim. Burundan Şimdi, mı aldık nasıl? Burundan tutup, nasıl dörde kadar sayarak nefesinizi alıyorsunuz. Sonra dörde kadar sayarak tutuyorsunuz içeride tuttun. Ağızdan dörde kadar sayarak veriyorsun. Böyle gibi. Dörde kadar sayıp dörde kadar sayıp bekle. Sonra ağızdan diye ver. Bunu böyle bir 8-10 kere yapın. Bu siz açık havada özellikle. Cam de. açıksa şimdi evdesiniz hani açık hava değil cam açık. Ya da. 8-10 kere yaptınız. yaptık arkasından hızlıca gevşeme masajlarını yapacaksınız. Ne demek gevşeme masajı? Şu anda sizin ağrı sinirleriniz çok aktif. Onları bir sakinleştirin. Ağrı sinirlerimiz nerede? Hemen kaşın üstünde var ya burada bir nokta var, bir delik var orada. Bir tutun, bir boşluk göreceksiniz. İşte o aslında ağrı sinirlerden bir tanesi. Zaten daha tuttuğunda böyle bir Ağırıyor, sızlama. Ağrıyor, sızıyor. Dün gece uykusuz geçirdiysen buranı tuttuğunda bir sızlama olur. O deliği yakala, yani. tam yakalayamadın. Ya Orayı benim sanki şurası gibi geliyor bana. Biraz daha ilerlet, biraz şöyle daha mi? Oralarda bir yerde yakalayacaksın, evet. Ay, tam e, burun ha. kökünde değil. Şimdi oraya ilk dokunduğunda bir sızlama olur baş ağrısı hastasında, atak sırasında. Ama o sızlamayı göz ardı edip böyle bir dakika basınç uygularsanız bir dakikanın sonunda hızlıca bıraktığınızda orası bir rahatlama ha, olacak. Şöyle baskı uygulayacağı. Baskıla, hmm. iyice baskıla böyle elinin baskı yapabildiğin kadar bir dakika bekle ama o sırada acı çekeceksin. Çünkü Çekiyorum. baş ağrı, ...sinirin aktif olduğu için acı çekeceksin. Acıyı göz ardı et, presle... ...bir dakika sonra bıraktığında biraz rahatlama hissedeceksin. Hmm. Bunu bu bir. deneyebiliriz, bu güzel. İkincisi bu bir. aynısı ense kısmında... ...ense kökünde bu kemiğin... ...hemen altında... Orada bir Zaten ...tuttuğunda vardır. bir sızı hissedeceksin hmm. orada. Yakala hmm. o sızı hissedeceğin yeri. Hmm. O da işte asıl ağrı serinin geçtiği bölge. Elinle buraya... ...baş parmağında böyle bir dakika bastır. Bastırabildiğin kadar... ...ne kadar gücün yetiyorsa mutlaka ağrı hata sırasında orası çok sızlayacak. Ama diren bir şey yapacağız. Direneceğiz. Direnin bir dakika kadar tutun. Bastırdı. Elinizi hızlıca bırakın. Çekil. Rahatladığını hissedeceksiniz. Çünkü sinire, sinir ağrı uygularken, verirken daha başka bir pres verdiğinde o ağrı şeyi duruyor. Yani duraksıyor. Kesiyorsun ağrının beyinden gelmesini. Hmm. Bu seni rahatlatıyor. Bir başkası. Çok güzel. Başkası. Çok hızlı bir şekilde gözlerinizi kapatacaksınız. Ve Aşağı yukarı 60'a kadar sayacaksınız. Yani bir gözlerinizi dinlendirin. Özellikle şunu söylüyorum mesela bilgisayarın karşısında aşırı bilgisayara baktığınızda çalışırken ya da telefonunuzla oynadığınızda baş ağrınız çok tetiklenir. Hı -hı. Maalesef günümüzde hakikaten <laughs> Türk toplumu günde 5-5,5 saat telefonuyla uğruyor oynuyor. Evet. Ben soruyorum kaç saat bakıyorsundur diyorum ya hocam bir saat 2 saat farkında da Öyle değiliz. Değil, değil Aç bak diyorum arkadaşlar. Evet, akıllı var. telefonlar. Ekranına bak. Ekran sürem ne kadar? Herkes baksın. Benim ekran sürem ne kadar? Eğer baş ağrınız özellikle şuralarda belirginse sizin muhtemelen çok fazla cep telefonuna ya da ekrana baktığınızın resmi. Onu da kişi. bir kontrol edelim. Bir farkında olalım ne kadar süre geçirdiğimiz. O yüzden gözlerinizi kapatın. Bir 60'a kadar gözlerinizi bir dinlendirin. Çünkü göz yorgunluğu da tetikler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.